birçok romatizmal hastalık akciğerleri tutabilir. Bu gruptaki hastalıkları şöyle sıralayacak olursak en çok gördüğümüz romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, ankilozan spondilit, Sjögren sendromu gibi çeşitli romatizmal hastalıklarda akciğerlerin belli kısımları tutulabilir. Bu kısımlar genellikle akciğerin kendi dokusu, hava kesecikleri dediğimiz alveolleri tutan veya hava yollarını tutabilir. Yine çok sık olarak akciğer zarını tutmasına bağlı olarak akciğer zarları arasında plevrada sıvı toplanmasına yol açar. Akciğer dokusunu tutan hastalıkların başında skleroderma gelir ve bu akciğerin büzüşmesi, katılaşması sonucunu doğurur ki bu çok aslında ciddi bir hastalıktır. İlk belirtileri de çoğunlukla öksürük şeklindedir. Kronik öksürük şeklinde 8 haftayı geçen öksürükle karşımıza çıkar hastalar ve giderek artan oranlarda nefes darlığı, efor dispnesi yakınmaları. Çoğunlukla öncelikle tanısı vardır hastanın romatizmal bir hastalık ama çok nadir de olsa akciğer belirtileri, bu nefes darlığı, öksürük, geçmeyen öksürük, geceleri özellikle artan inatçı öksürük yakınmaları romatizmal hastalığın tanısından daha önce de karşımıza çıkabilir. En sık rastladığımız belirtiler kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan nefes darlığıdır. Şikayeti olan hastalar eğer önceden hikayesini biliyorsak, romatizmal bir hastalığı olduğunu biliyorsak yapacağımız ilk test aslında akciğer grafisi belki ama daha net bize tanı koyduracak olan yüksek rezolüsyonlu tomografi dediğimiz akciğer tomografisi, ilaç vermeden çekilen bir tomografidir ve akciğer parenkimde yani o hava keseciklerinde, alveollerde ve etrafında fibrozis, büzüşme veya akciğer zarları arasında sıvı birikimi söz konusuysa bunu tomografik olarak net olarak görebiliriz. Bir diğer tanı ve takip kriterimiz de testimiz ise solunum fonksiyon testleridir. Bu solunum fonksiyon testlerinde hem hava yollarında bir daralma var mı, bu nefes darlığının nedeni o mudur, hem de difüzyon testi dediğimiz bir testle hava kesecikleri yeterince oksijen, gaz değişimini sağlayabiliyor mu? Bunlara bakarız. Tedavi olarak aslında romatizmal hastalığın tedavisinden daha farklı bir tedavi şeklimiz yok. Yani romatizmal hastalık tedavi edilirse çoğunlukla akciğerdeki tutulumda veya akciğer tutulumuna bağlı olan olarak ortaya çıkan öksürük ve nefes darlığı da çoğunlukla tedavi edilir. Ama aşırı miktarda bir sıvı birikimi söz konusuysa bu sıvının boşaltılması yine tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.